Ömer Bey, Zehra Hanım sizden hiçbir şey talep etmiyor. Sizin için de uygunsa protokolü imza atmak için gelmek isterim. Anladım. Tamam. Abi, Kervancıoğlu Hanım'ın da ayakta bekletmeyeceksin, değil mi? Yoksa başka bir planınız mı var? Yok canım, biz de eve geçecektik. Tamam, çıkalım o zaman. Hadi. Ayşe'cim, şimdi aklıma geldi. Biriyle görüşmem gerekiyor. Tamam, ben Nihat'ın yanındayım. Tamam canım. Sen telefonla görüşmeyecek miydin? Hayır. Sadece yalnız kalmak için yaptım. Tamam. Kimliğimi ver o zaman. Ne demek hayır? Çağırdın işte, geldim. Kimliğimi ver. İlk önce eve gidelim. Demir Bey, siparişleriniz geldi. Teşekkür ederim. Leyla, Leyla. Yanında kimseyi görmeye tahammül edemiyorum. Hiç kimseyi. Merhaba. Alo, merhaba Leyla. İşte misin? Az önce çıktım. Ha, ben de çıkacaktım. Görüşebilir miyiz? Zehra ile buluşacaktım. Sabah görüştüğünüzü düşünmüştüm. Ya aslında aradım ama eve geçecekmiş. Yasemin'le ilgilenmesi gerekiyormuş. Ben de şimdi onların yanına gidiyorum. Tamam. Ne yapalım? Sonra yine haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Zehra ne yaptı acaba? Ya bırakmazsa? Allah'ım, bir an önce bitsin artık. Dönmemeli. Konakta kalmalı ama nasıl? Of, Leyla'yı unuttum. Ne diyeceğim şimdi? Ailesi herhalde. Kesin eve dönmesini isteyecekler. Canım. Ben şimdi çıktım. Geliyorum. Bir şey ihtiyacınız var mı? Sağ
sor bakalım Yasemin'e canını çektiği bir şey var mıymış? Leyla'cığım, ben de seni arayacaktım. Ya benim biraz işim çıktı da. Henüz eve gidemedim. Yarın görüşsek olur mu? Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor. Bir şey yok canım, iyiyim. Hatta çok iyiyim. Hiç olmadığım kadar. Neyse, yarın uzun uzun konuşuruz. Tamam. Bu gece kalacak demek ki. Yarın görüşelim dediğine göre. Yasemin hastaneden daha yeni çıktı. Zehra niye yalnız bıraksın ki? Kesin başka bir şey var. Tabii ya. Sevim ablayı Ömer'in gönderdiğini düşünüyordu. Acaba Sevim ablayı gerçekten Ömer mi gönderdi? Demir, o bilir. En iyisi ona sormak. Leyla. Alo Demir. Zehra konağa dönecekmiş. Onun için aradım ben de. Hala vaktin varsa. Var, vaktim var tabii. İyi, o zaman ben de çıkıyorum. Görüşelim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya beğenecek mi acaba? Ya beğenmezse? Çok mu acele ediyorum acaba? Önce bir ortamı koklarım. Duruma göre artık. Yahu Demir, bu ne heyecan? Sakin ol. Aklın gitti be oğlum, sakin. Maşallah benim prensesime. Anne, Zehra ablam nerede? Cehennemin dibinde. Anneciğim, ama sen benle babanı hiç özlemedin mi? Özledim ama Zehra ablamı da özledim. Bak sen, gel. Zehra abla. Canım. Hoş geldiniz. Hoş geldin Zehracığım. Hoş geldin su damlam. Aman da aman Zehra Hanım kızım gelmişler. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Efendim bak, bu çiçekleri Asya ile senin için topladık. Buyur. Teşekkürler Ökkeş abi. Hem Hediye ablan da senin en sevdiğin yemekleri yaptı, ağzına layık. Hatta dedim ki Zehra Hanım'ın sevdiği o portakallı çöreklerden de yap dedim. Onu da yaptım. Ah o portakallı çörekler. Başımın etini yedi, yap yap diye tutturdu. Hani çok sevse kendisi için mi istiyor acaba diyeceğim ama ağzına sürmez ki. Teşekkürler Hediye abla, zahmet oldu. Ama ne zahmeti, zahmet olur mu hiç canım? Afiyet olsun. Ah su damlam, ah. Yani o kadar şanslısın ki kıymetini bil güzel kızım. Yani kader aileni elinden almış ama sana böyle kocaman güzel bir aile nasip etmiş. Madem hepiniz buradasınız, o zaman bu kocaman aile günler sonra şöyle hep beraber bir kahve içer değil mi? Ne dersiniz? Tabii Müzeyyen Hanım, hemen. Hadi yavrum otur. Dur sen böyle gel Zehracığım. Kalkma güzel kızım, kalkma. Nasılsın? İyiyim, iyiyim baba. Hatta çok iyiyim.
Ablama söz verdiğim için yatıyorum. Ablan nerede? İşle ilgili bir sorun çıkmış, oraya gitti. Geç kalabilirim dedi ama. Sorun mu çıkmış? Cık. İzin almasaydık keşke yani, biz hallederdik. Neyse. Al bakalım. Babacığım, çok teşekkür ederim. Ama ne gerek vardı bu kadarına? Daha basit bir şey alsaydın keşke. Beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel. O zaman sorun yok. Aa, baba. Senin şu akıllı telefonlarla aran düzelmiş bakıyorum. Açmışsın telefonu. Yok be kızım. Bizim ilişkimiz hala limoni. Koray açtı telefonu. Sana da çok geçmiş olsun dedi. Karnın aç mı? Bir şeyler ister misin? Yok babacığım. Birazcık daha yersem patlayacağım. Baksana ablamı dünyaları koydu önüme yiyin diye. Sağ olsun. Hadi sen yat bakalım. Hadi. Ben içerideyim. Tamam baba. Ah Zehracığım, dün hepimizin gözleri seni aradı. Nihat'ımın terfisiyle Alev'in işe dönüşü için küçük bir kutlama hazırlamıştım. Sen de ol çok istedim ama kısmet değilmiş. Ama Zehra, sana bir şey diyeyim mi? Bak, bu evde bizi sensiz bırakma. Gerçekten söylüyorum, her şey çok daha güzel oluyor sen varken. Ay düşünsene, Asya'nın düzenli uykusu bile sana bağlı ayol. İkinizi de tebrik ederim. Ama yani Leyla'yı yalnız bırakamazdım. Kusura bakmayın. Ah güzel kızım, ne kusuru. Ben gönlümden geçeni söyleyiverdim öyle işte. Tabii ki arkadaşının yanında geçireceksin. Hem sen bana kutlama de. Ben Nihat'ımın sünnetini... Ay yeter Cevriye Hanım. Yeter. Biraz abartmadınız mı bu kutlama işlerini? Canınız mı sıkılıyor yoksa? Alevciğim. Bu kutlama benden ziyade senin için. Sonuçta senin işe geri dönmende Zehra'nın payı var değil mi? O yüzden halam Zehra'yı bekledi. Tabii yani Alevciğim. Ben sen işten çıkınca evlenip barklanıp bir yuva kuracaksın zannettim ama... ...senin de hiç o taraklarda bezin yokmuş yani. Madem gönlünde yatan aslan işmiş, kutlayalım dedim. Teşekkür ederim Cevriye Hanım, çok incesiniz gerçekten. Haklısınız, ben evde oturmaya alışık biri değilim. Hele ki birinin bana bakmasına hiç tahammül edemem. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ay Su damlam, ne güzel oturuyorduk. Nereye gidiyorsun? Leyla uyutmamış da biraz dinlense iyi olur. Evet, biraz uykusuzum da. Tabii canım, dinlensen. Sonra devam ederiz sohbetimize. Tamam, müsaadenizle. Tabii yavrum. Ah, ah, karıcığından iki dakika bile ayrı kalamıyor bak. Maşallah, maşallah. Halacığım, kara sevda onlarınkisi. Büyük aşk. Yani ne işi var ne benzeri. Yıldırım gibi. Anında çarpandı. Ne yapsam acaba? Başka bir zaman mı versem yüzüğü? Çok teşekkür ederim Demir. Çok incesin. Rica ederim, ne demek? Ömer nasıl? İyi ama... ...yaşadığı şeyi uzun süre üzerinden atabileceğini sanmıyorum. Görmeliydin halini. Zehra'yı bulamayınca... Otursana lütfen. Teşekkür ederim. Hepimiz çok korktuk. Allah korudu Zehra'yı da Yasemin'i de.
Yaşadığı şey gerçekten çok zor. Yine de güçlü davrandı. Ben olsam. Neyse, şimdi herkes çok iyi olduğuna göre kötü anları değil, güzel günleri düşünmeliyiz. Ömer'e de söylemiştim. Hayat varsa umut da vardır. Haklısın ama öyle kolay olmuyor işte. Keşke her şey çocukken yaşadığımız acılar gibi olsa. Öpeyim de geçsin desek ve gerçekten geçse. Ama ben Zehra'yı iyi tanırım. Sanki başka bir problem var gibiydi. Ela, bir şey olmasına gerek yok ki. Zaten yeterince zor şeyler yaşadı. Kardeşi de kendi de ölümden döndü. Bence ona biraz zaman tanımalıyız. Ben çay koymuştum. Ona bir bakayım. Leyla. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Hani gelecek güzel günlerden söz etmişken. Ben çayı bir bakayım, hemen geliyorum. Tamam. Acele etme sen. İşine bak. Efendim Hatice? Öyle mi? Aşk olsun ne demek? Tabii tabii. Müsaitim. Tamam, bekliyorum. Demir, maalesef gitmen gerekiyor. Neden? Yan komşum aradı. Yani bana geliyorlarmış misafirliğe. Şu an mı geliyorlar? Evet, her an gelebilirler. Bu durumda yapacak bir şey yok değil mi? Bana gitmek düşer o zaman. Ha bir dakika. Sen bir şey söyleyecektin. Güzel günler falan bir şey diyordun. Yarın da güzel bir gün olabilir. Holding'de görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun sen Beton? Arıyorum açmıyorsun. Mesaj atıyorum cevap vermiyorsun. Ne bu? Ne izliyorsun sen? Türk filmi mi bu? Ben abime bir söz verdim Beton. Bu dükkan o yokken de işlemeye devam edecek. Seninle ya da sensiz. Çalışacaksın Beton. Sermek yok. Kalk şu odan benim senetleri getir. Sadece abim için değil. Abimin intikamını almak için de çok paraya ihtiyacımız var. Önce o Zehra'dan. Sonra da abimi içeri tıkan Kervancıoğlu'ndan. Hepsinden. Hepsinden alacağım intikamını. Git şimdi bunların hepsini tahsil et. Beni düşürdüğü şu hale bak. Kimliğimi verse de gitsem artık. Neden gelmedin bu saate kadar? Beni bu şekilde burada tutabileceğini mi sanıyorsun? Hayır. Sadece şüphe çekmemek istedim. Tamam. Ver artık kimliğimi. Gidiyorum ben. Ne yapacaksın kimliğini? Avukatın mı istedi? Avukat? Bir dakika.
Sen nereden öğrendin? Nasıl biliyorsun bunu? Beni aradı. Eğer o davayı açarsan sonuçlarına da katlanırsın. Ben her şeyi göze aldım, anladın mı? Bu iş bitecek. Şşt. Tamam, sessiz ol. Bak, buna tek başına karar veremezsin. Ben istemedikçe... Elinden geleni yap. Bak, beni vazgeçiremeyeceksin. Ben artık bu evde yaşamayacağım, anladın mı? Ne kadar saklamaya çalışsan da herkes anlayacak ayrıldığımızı. Ver artık kimliği. Bak, bu evlilik hikayesini nasıl bulduysan... boşanma hikayesini de sen bulacaksın. Bu benim işim değil. Şimdi ver kimliğimi, gideceğim. Vermeyeceksin öyle mi? Bak, herkes içeride oturuyor, salondalar. Odalarına geçsinler, ondan sonra. Yani saklamanın bir anlamı yok ki. Gel, beraber söyleyelim, bitsin bu iş. Hayır, hiçbir yere gidemezsin, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Neyse, bu benim meselem değil zaten. Sen her şeyi nasıl hallediyorsan bunu da öyle halledersin. Bak, eğer şimdi çıkıp gidersen... her şey çok daha kötü olacak. Ben nasıl izah edeceğim bunu Ayşe'ye? Hı? Eğer Ayşe gerçekleri öğrenirse... Tamam. Tamam. Uyumalarını bekleyeceğim. Ama ondan sonra gideceğim. Ne kadar güzel olur değil mi? Ya düşünsenize. Şöyle abimle Zehra küçük bir tatil hediye etsem çok iyi olmaz mı? Hem biliyorsunuz balayına da gitmediler. Canım sen tatile gönderiyorsun da burada bir sürü iş var. Ayrıca holding Ömer'siz yürümez. Herkes kafasına göre iş yaptığı için. İpleri elinde tutması gereken biri lazım değil mi? Ay niye öyle diyorsun ay parçası? Benim aslan parçam her şeyi halleder. Her şeyin altından kalkarım. Hem Alevciğim, bence sen işleri gözünde fazla büyütüyorsun. Küçük bir kaçamak abime de Zehra'ya da çok iyi gelecek. Ya görmüyor musunuz? Abim yanı başındayken bile ne kadar özlüyor Zehra'yı. Ya şöyle bir hafta hiç ayrılmadan birlikte olsalar abime ilaç gibi gelir. Ay su damlama da pek güzel gelir. Yalnız Alev haklı. Yılın bu zamanı Ömer yerinden kıpırdamaz. Şimdi Zehra'yı heveslendirir. Ömer'i ikna edemezsek hoş olmaz. Doğru. E ben başka bir şey düşüneyim o zaman. Ay düşün güzel gelinim benim. Ne de güzel düşünürmüş. Oy. Çok geç oldu kızım. Ablan gelmeyecek galiba. Bilmem ki baba. Arayayım mı? Ablanı sıkıntıya sokmayalım. Ne zaman geleceksin, kaçta geleceksin? Boş ver, uygun olunca gelir. Evden bekliyorlardı. Merak ettiler tabii. Efendim Yasemin. Ali abla, merak ettik de seni. Ne zaman geleceksin? Canım, işim biraz uzadı. Ama merak etmeyin, geleceğim. Biraz geç kalabilirim. Siz yatın ama benim anahtarım var. Görüşürüz canım. Gelecekmiş baba. Siz yatın dedi. Tamam kızım. Herkes uyuduğuna göre ben de artık gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer sen unuttuysan ben sana tekrardan hatırlatırım. Seninle bir sözleşmemiz var. Ve altında imzan.
benim de bir avukatım var. Beni bunlarla korkutamazsın artık. İstediğini yap. Umurumda bile değil. Benim ailemden başka kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ha, bir de şu avukat meselesine gelince. Sen hep bana söylüyordun ya, senin oyunların, yalanların diye. Şimdi ben sana söylüyorum. Senin oyunlarına, senin yalanlarına katlanmaktansa avukatının başımı açacağı dertlere katlanırım çok daha iyi. Senden de, avukatından da korkmuyorum. Avukatı varmış. Hapse mi attırırız? Attır ya, attır. Zehra Hanım kızım. Ah Zehra Hanım kızım, ah. Biliyor musunuz, bizi çok korkuttunuz. Sizin hep öldüğünüzü düşündük. Ömer Bey oğlum da perişan oldu ya. Ne diyorsun Ökeş abi? Ne ölmesi, nereden çıktı? Saklamana gerek yok kızım. Patlama olayını radyodan duydum. Ölenler arasında sizin de isminiz çıkınca mahvoldum. Ne diyeceğim, kime ne soracağımı bilemedim. Perişan oldum. Ömer Bey de hastane hastane bütün gün sizi aradı. Demir Bey oğlum da evdekiler bir şey anlamasınlar diye tek ayak üstünde 40 taklattı sanki. Çok şükür Allah'a. Sizi biz sevenlerine, Ömer Bey oğlumuza bağışladı. Şükür Allah'a. Ömer Bey oğlum. Çok şükür Allah'ıma. Sizi böyle yan yana bir arada mutlu ve mesut gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Artık gidip rahat bir uyku uyuyabilirim. Çocuklar, biliyor musunuz? Hayat hem çok uzun hem de çok kısa. Onun için bu hayatı dolu dolu yaşamak lazım. Allah sizi birbirinizden hiç ayırmasın. Şimdi gece gece bu adam ne diyor diye sormayın bana. Dünyanın hali malum. İnsanlara ne sürprizler hazırlıyor biliyor musunuz? Onun için gençliğinizin, bir arada olduğunuz anın kıymetini bilin. Bilin ki yarın öbür gün arkanıza dönüp baktığınızda keşke demiyorsunuz. Neyse, bana müsaade. Gitme.
duramam. Hep susmak. Sevdiğin insanların gözünün içine baka baka yalan söylemek. Çaresizlikten her saniye kıvranmak. Bunların ne demek olduğunu biliyor musun sen? Bu oyunu sen bozdun. Bana yaptığın her şeye katlanabilirdim. Ama anneme yaptıkların. Abi Zehra, uyandınız mı? Ya hava çok güzel, hadi yürüyüşe çıkalım. İçeridekiler, bakın sizi uyarıyorum. Eğer dışarı çıkmazsanız ben içeri bir operasyon düzenleyeceğim. Bakın üçe kadar sayıyorum. Eğer biriniz dışarı kafanızı uzatmazsanız ben gireceğim içeri. Bir. İki. Üç. Abi. Yoklar. Ömer Bey, dosyalarınızı getirmiştim. İyi misiniz? Bir sorun yok. Kahve alabilir miyim? Tabii, hemen. Ne diyebilirim ki? Senin her şeyi mahveden bir abin var. Ayşe'cim, günaydın. Bakıyorum sen de erkencisin bugün. Abi nereye gittiniz sabah sabah? Canım, biz çok erken uyandık. Kimseyi de uyandırmak istemedik. Zehra Leyla'yı merak etti. Ben de birazdan şirkete geçeceğim. Anladım. Leyla'ya çok selam söyleyin. Erken gelmeye çalışın, olur mu? Bu akşam Nihat'ın bahsettiği yemeğe gideceğiz. Bu akşam mı? Evet abi, bu akşam. Yani uzun zamandır birlikte vakit geçirmiyoruz. Ve sen Zehra yanından hiç ayırmıyorsun ki. Abicim biraz paylaşımcı ol. Zehra'ya bizim de ihtiyacımız var. Tamam, hadi kolay gelsin. İzin vermeyeceğim gitmene Zehra.
Merhabalar. Bugün uygunsanız ofise bekliyorum sizi. Tamam, olur tabii. İki diyelim. Görüşmek üzere. Zehra? Canım. Öyle korktum ki sana bir şey oldu diye. Allah'ım çok şükür hayattasın, iyisin. İyiyim ben canım, merak etme. Hadi gel salona geçelim, kapıda kaldım. Sen atölyeye git istersen. Yoruldum buraya kadar. Tamam kızım, hiç yorulmadım. Hadi Allah zihin açıklığı versin, gidiyorum ben. Kolay gelsin. Ben de bu arada kalem ucu alayım hem. Tamam. Koray, senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Ulaşamıyorum iki gündür sana. Beni niye merak edesin ki? Nasıl yani? Merak edemez miyim seni? İyi olup olmadığını görmek istedim Yasemin. İyi, gördün işte. Babam da ablam da yanımda. Gayet iyiyim ben. Şimdi sınava geç kalıyorum. Görüşürüz. Bir insan nasıl bu kadar çabuk değişebilir ya? Ama sen de hak ediyorsun Koray ha. Vallahi hak ediyorsun. Size etrafımda dolanmayın demedim mi? Koray Bey, babanız sizi görmek istiyor. Almadan gelmeyin dedi. Gelmiyorum, atölyeye gideceğim ben. Olmaz, gelmeniz lazım. Tamam, geleceğim. Ama önce atölyeye gidip ustadan izin almam lazım. Siz gidin, ben kendim gelirim. Nasıl olsa biliyorum yolu. Koray Bey, bizi zor durumda bırakıyorsunuz. Ya geleceğiz dedik ya. Allah Allah. Aynen böyle söyleyin babama. Efendim Funda, sınava gireceğim. Sonra konuşalım mı? E tamam işte, sınavdan sonra bana gel. Sınav bir saat falan sürecek. Sen evde olacak mısın? Evdeyim, evde. Bekliyorum mutlaka. Hadi görüşürüz. İyi, tamam. Zehra, bir şeyin yok değil mi? İyisin değil mi gerçekten? İyiyim canım, iyiyim ben, merak etme. Hepimiz öyle korktuk ki. Hele Ömer, perişan oldu. Her yerde seni aradı. Feci hırpalanmış ama bir saniye bile senin öldüğüne inanmamış. Tayfun anlattı. Onu daha önce hiç böyle görmedim dedi. İyi misin? Gel. Gel otur şuraya, gel. Otur. İyisin değil mi? Sen iyisin. Bir şey olmadı değil mi sana? Zehra, beni duyuyor musun? Ben boşanacağım Leyla. Ne? İyi ama sözleşme ne olacak? Umurumda değil. O zorba ne istiyorsa onu yapsın. Ben bir daha o konağa dönmem. Dönemem. Kararlısın yani. Hem de hiç olmadığım kadar Leyla.
Yani her ne olacaksa olsun. Gerekirse hapse bile girerim. Ama bu yalan, bu şey bitsin istiyorum artık. Canım, seni de tuttum. Önemli değil, işle ilgili hallederim. Olsun. Gel hadi beraber çıkalım. Ben de zaten babama uğrayacaktım. Zehra. Ya boşanacağım diyorsun ama. Ya sonra? Yani o kadar borç. Önce şu boşanmayı halledeyim. Daha sonra çalışıp ödeyeceğim bir şekilde. Gerekirse ömrümün sonuna kadar çalışırım Leyla. Anladım canım. Hadi çıkalım. Evet. Sizi dinliyorum. Zehra Hanım sizden boşanmak istiyor. Bu bizim hazırladığımız dilekçe örneği. Bir müsaade sizde bulunsun. Avukatınıza gösterebilirsiniz. Boşuna uğraşmayın. Bu dava açılmayacak. Ama Zehra Hanım son derece kararlı bu hususta. Dava açılmayacak dedim. Biz de boşanmayacağız. Bu da son sözüm. Sanırım bu meseleyi uzlaşmayla çözemeyeceğiz. Ben müvekkilimin isteklerine uymak zorundayım. Bundan sonra mahkemede görüşürüz. Sanırım siz benim söylediklerimi anlamadınız. Bu dava açılmayacak. Biz de boşanmayacağız. Anlaşıldı mı? Buna sadece siz karar veremezsiniz Ömer Bey. Zehra Hanım'ın... Bakın, siz boşanmamakta ne kadar kararlıysanız... kendini de boşanmak için o kadar o denli kararlı. Müvekkilim isterse davayı açmak zorundayım maalesef. İyi günler. Buyurun. Ömer. Kimdi o adam? Zehra'nın avukatı. Boşanmak istiyor. Akif Bey, sözleşmeye bakacaktınız. Nedir son durum? Hayır, hayır. Başka bir şey istiyorum. Maddi bir zarar değil. Ama bozulmasını nasıl engelleyebiliriz? Anladım, tamam. Haber bekliyorum sizden. Durum o kadar ciddi yani. Boşanacak kadar. Peki Ayşe? İmkansız. O sözleşme bitmeden boşanma falan olmayacak. İyi güzel diyorsun da Ömer. Ne yapacaksın Ömer? Zehra boşanmakta bu kadar kararlıysa nasıl vazgeçireceksin? Ayşe için yapmak zorunda. Bana söz verdi. O ne söylerse söylesin, boşanmayacağım. Zehra'yı almadan konağa gitmeyeceğim denir. Ömer. Çıkıyor musun? Ben de seninle şu dış alımlar raporunu konuşmak istiyordum. Nihat'la konuş Alev. Ama bu bize büyük prestij sağlayacak. Ne oluyor Ömer sana böyle ya? Gözün artık işi bile görmüyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mehtap. Buyurun Alev Hanım. Ömer'in bu haftaki iş programını görmek istiyorum. Ömer Bey bu hafta programını iptal etti. Programı boşayalım. Ne? Ömer böyle bir şey yapmaz ki. Programa bir daha bak. Asistanı nerede? Bir daha bakmama gerek yok. Programı ben iptal ettim. Anladım, tamam. Alev Hanım diyorum ki... Bir şey söyleme Mehtap. Sadece işini yap. Finans raporlarının çıktısını getir bana hemen. Tamam, şunları bırakıp getiriyorum. Şimdi. Tamam Alev Hanım. Thank you.
Buyur baba. Sağ ol güzel kızım. Sen bugün işe gitmeyecek miydin? Yok babacığım. Dedim ya, birkaç gün izin aldım işte. İyi yaptın kızım. Kardeşinin çok ihtiyacı var sana. Yasemin ne zaman çıkar kurstan? 5:30-6 gibi evde olur. Çok iyi oldu bu kurs baba. Canım benim. Böyle bir zamanda neler yaşadı. Öyle. Ama toparlayıp yaşamaya devam edecek. Babacığım, ben artık eve gideyim. Ne istersin, ne pişireyim? Ne olursa yeriz kızım. Çok yorma kendini. Tamam, ben Yasemin'in istediği bir şeyler yapayım o zaman. Tamam güzel kızım. Evde görüşürüz. Güle güle. Ben şunlardan bir fotokopi alayım. Leyla, asistana söylerim o yapar. Yo, ben yaparım. Hemen dönerim. Tamam. Belki de o gün bugündür. Kim bilir? Yine Tayfun. Amacın ne senin ya? Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ne yapıyorum ben ya? Geldim. Niye zahmet ettin? Çay istediğimi söyleseydin. Ne olacak canım? Yolumun üstündeydi zaten. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, iyiyim ben. Neden sordun? Bilmem. Biraz durgun gibisin. İyi misin gerçekten? Yok bir şeyim. Yani kafam biraz Ömer'e takıldı da. Neden? Zehra. Boşanmak istediğini söylemiş. Evet, sabah ben de konuştum. Çok kararlı. Ömer bu durumdan çok etkilenmiş ama. Zehra da kendince haklı. Ona da bir şey söyleyemiyorum. Affedersin. Leyla. Benim tanıdığım Ömer asla böyle bir şeye izin vermez. İyi de bu aşamadan sonra ne yapabilir ki? Ömer Ayşe için her şeyi yapar. Ayşe değil mi? Her şey Ayşe için başladı ama şu hale bak. Ayşe Zehra'yı çok seviyor. Şimdi ne olacak Demir? Ayşe duyunca. Ayşe kesinlikle duymamalı. Hiçbir şey öğrenmemeli Leyla. Bence de duymamalı da bizim elimizden ne gelir ki? Keşke bir şey gelse.
Neyse, biz işimize bakalım. Çok yakında o yüzüğü parmağına takacağım Leyla. İş? Aa tabii, iş tabii canım. Yani nerede kalmıştık? Adem Bey aramıştı. Alo Adem Bey. Beni aramışsınız. Demek istemiyorum. Tamam, ben arayacağım sizi. Nasıl ya? Kim var burada? Konuşmamız lazım. Avukatım gelmiş bugün. Onunla konuşsaydın. Onunla değil. Seninle konuşacağız. Bak sana buraya gelmemeni söyledim. Lütfen git buradan. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Peki, ben giderim. İşte olacağı buydu. Kararımdan vazgeçmeyeceğim. Konuşmamız lazım. Konuşmadan hiçbir yere gitmem. Gelme diyorum, geliyor ya. Hala ne yüzle karşıma çıkabiliyor? Hayır yani bir insan hayırdan anlamaz mı? Bunlar hep beni mi bulur? İstemiyorum işte, istemiyorum. Çıkın gidin hayatımdan. O mu geldi? Yok ya, Yasemin'dir. Konuşmamız lazım. İnanamıyorum ya. Yani şu an yaşadığımız şeye gerçekten inanamıyorum. Seni de Elma'yı da istemiyorum. Ne yapıyorsun ya? Daha yeni sildim yerleri. Anlamadım. Ayakkabılarınla diyorum. Nereye giriyorsun? Anlaşıldı. Senden kurtuluş yok. Evet, seni dinliyorum. Ne söyleyeceksen söyle ve çıkıp git. Boşanmak istiyormuşsun. Evet, boşanacağım. Peki ya sözleşme? Hani şu annemden aldığın sözleşme mi? Bak, olaylar sandığın gibi değil. Evet, haklısın. Sandığım gibi değilmiş. Gözüm açıldı artık. Ne olursa olsun bu iş bitecek. Şimdi gider misin evimden? Kim geldi?